Değerli basın mensupları, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Meclisin yürütmenin gücüne güç katmak için değil, halk için çalışmasını bekliyoruz. Halkın meclisten beklediği sorunların bir an önce burada konuşulup çözüme bağlanmasını bekliyoruz. Ama meclis an itibarıyla ehliyet ve liyakattan yoksun bürokrasiye teslim olmuş ve ehliyetsiz olduğu için, liyakatsız olduğu için, mevzuata hakim olmadığı için imza atmaya korkar hale gelen bürokratların isteğine uygun olarak mevzuat üretme fabrikasına dönüşmüştür. Değerli arkadaşlar, COVID-19'la mücadele sürmektedir. Bu çerçevede elbette hep söylediğim tıbbi ve ekonomik boyutta yürütmenin ve meclisin yapması gereken işler vardır. Biz meclis olarak COVID-19'un ekonomik ve tıbbi boyutuyla ilgili milletin esenliği bakımından üstümüze düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bugüne kadar hep söyledik ve söyleye geldik. Ama COVID-19'la mücadele sürerken bazı şeylerin de unutulmaması lazım. Aylardır soruyoruz. 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan para nerede diye cevap alamıyoruz. Aylardır soruyoruz. Beşiktaş saldırısında şehit olan vatandaşlarımız ve polislerimiz için toplanan para neden hak edenlere, hak sahiplerine ulaştırılmadı? Bu para nerede diyoruz? Cevap alamıyoruz. İşsizlik sigortası fonundaki parayı ne yapıyorsunuz? Bu kadar insan işinden gücünden olmuşken bu para niye devreye sokulmuyor diyoruz? Cevap alamıyoruz. Tank palet fabrikasının akıbeti nedir diyoruz? Cevap alamıyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede diyoruz? Gelin bunu birlikte ortaya çıkaralım diyoruz. Cevap alamıyoruz. Emekli maaşları çok düşük. Emekliler açlık sınırının da altında bir yaşam sürüyor. Bu konuda bir gayret içinde olalım, el birliği yapalım. Emeklilerimizin refahını bir nebze arttıralım diyoruz. Yanıt alamıyoruz. Ve değerli arkadaşlar, emeklilikte yaşa takılanların sorunları hala çok güncel diyoruz. Buna ne yapabiliriz? Bunu birlikte çözmek için bir orta yol bulalım diyoruz. Cevap alamıyoruz. Ve bizim yıllardır Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hem 2018'de hem 2019 yerel seçimlerinde meydanlarda verdiği sözü hatırlatıyoruz. Öğretmenimize, din görevlimize, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza ve polisimize 3600 ek göstergeyi bir an önce hayata geçirelim. Hele bu COVID-19'la mücadele esnasında bilhassa sağlık çalışanlarının ve polisimizin insanüstü gayretlerine de bu bir mükafat olur diyoruz. Cevap alamıyoruz. Ben buradan soruyorum. Siyasette söz vermek çok kolaydır. İş ki verdiğin sözle aldığın oyun karşılığı olarak devleti yönetirken verdiğin sözleri yerine getirecek ve milletin yüzüne bakacak, yüzün olacak. 3600 meselesi Türkiye'nin öncelikli meselelerindendir. Tekrar ediyorum. Müteaddit defalar söyledim. Her şeyimizi borçlu olduğumuz öğretmenlerimiz bunu hak ediyor. Sağlık çalışanlarımız bunu hak ediyor. Din görevlilerimiz bunu hak ediyor. Ve hepsinden önemlisi, polisimiz bu zor günlerde hepimiz kendimizi korumak için azami özen gösterirken insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla nizamı, düzeni koruma konusunda her türlü fedakarlığı yapan polisimiz bunu hak ediyor. Hep söylediğim bir şeyi burada bir kere daha söylemek isterim. Şerefli Türk polisi şehit olmaktan korkmuyor değerli arkadaşlar. Şerefli Türk polisi emekli olmaktan korkuyor. Ve hükümetin bu endişeye bundan sonra seyirci kalması artık tahammül edilebilir bir durum değildir. Esasen sadece öğretmen, polis, hemşire, sağlık çalışanı, din görevlisi değil. 657 sayılı devlet memurluğu kanunu 1965'te yapılmış bir kanundur. Evet, zaman zaman tadil edilmiştir. Ama dipdoruk bir 657'ye ya da yeni bir devlet memurluğu memurları ile ilgili kanuna devlet memurlarımızın statülerini ve özlük haklarını güncelleyen, günün ihtiyaçlarına uygun hale getiren bir kanunun da çok acele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
yapılması lazım. Bu meclis, üzülerek söylüyorum, bu meclisin bahçesinden söylüyorum. Meclis halkın sorunlarıyla değil, halkın yaşadıklarıyla değil, sarayın yürütmenin gücüne güç katmakla meşgul. Bunu doğru bulmuyoruz. Bunu kabul edilebilir bulmuyoruz. Covid-19 sürecinin tıbbi ve ekonomik boyutlarında Türkiye'nin geldiği noktayı bir esnafımızın şu sözü 10 numara özetliyor. Bir esnafımız şöyle söylüyor. Ben 40 yıldır vergi ödüyorum. Devlet bana 40 gün bakamadı. Türkiye Cumhuriyeti'nden mütevazi bir esnafın sözü. İşte Covid-19'un özellikle bilhassa ekonomik boyutunda yürütmenin Türkiye'yi, vatandaşlarımızı, esnafımızı, işçimizi, çiftçimizi, işsizimizi, köylümüzü, şoför esnafımızı getirdiği durumu bu cümle gerçekten çok güzel özetliyor. Bir kere daha okumak istiyorum. Ben 40 yıldır vergi ödüyorum. Devlet bana 40 gün bakamadı. İşte Türkiye'nin Covid-19 gerçeği budur. Biz bu meselelerin çözülmesi için söyledik. Laf söyledik. Yetmedi. İnformal görüşmeler yaptık. Yetmedi. Kanun teklifleri verdik. Yetmedi. Onların getirdikleri çok kısmi iyileştirmelere çok kısa bir sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden jet hızıyla geçirdik. Ama bizim söylediklerimiz yapılmadığı için onların meclisten getirdiği sanıyorum 18 maddeydi. Hiç ama hiç kimsenin işine yaramadı. Ekonomik Sosyal Konseyi toplayın dedik. Toplamadılar. Sağlık çalışanlarına teşekkür ikramiyesi verirken ayrım yapmayın. Sadece doktora, hemşireye değil, laboranta, teknikere, teknisyene, yeri paspaslayan destek görevlisine de bu teşekkür desteğini, ikramiyesini verin dedik. Yapmadılar. Bir sicil affı esnaf için çok elzem dedik. Yapmadılar. Yeni bir bütçe, Covid bütçesi yapalım, meclise getirin, her türlü katkıyı verelim dedik. Yapmadılar. Kira yardımı yapın esnafımıza dedik. Yapmadılar. Stopaj almayalım dedik. 3 ay, 6 ay yapmadılar. Eve gidenlere, çalışamayıp evinde oturmak zorunda olan eski çalışanlara, eski normali çalışanlarına 3 ay asgari ücret verin. 1000 lirayla 5 nüfusu bir aile geçinmez dedik. Yapmadılar. Kredi faizlerini devlet ödesin dedik. Yapmadılar. İşsizlik sigorta fondaki 137 milyarı derhal devreye sokun dedik. Yapmadılar, onu yapamazlar herhalde, para yok ortada. Fonda görülüyor da para yok. Sağlık, eğitim ve güvenlikte engelli kadrolarını hemen açın dedik. Var zaten engelli kontenjanları. Bu dönemde sağlık, eğitim ve güvenlik sektöründe engelli kadrolarını hemen açın dedik. Yapmadılar. Konaklama vergisini kaldırın, turizmi canlandıralım dedik. Yapmadılar. Gençlere 3 ay interneti çok düşük ücretle verelim dedik. Eve hapsettiniz dedik. Yapmadılar. Öğrenim kredilerini erteleyin dedik. Yapmadılar. 2020'de motorlu taşıt vergisi alma dedik. Yapmadılar. İhracatçının KDV iadelerini bir an önce öde dedik. Yapmadılar. Çiftçinin %1'ini öde, 180 milyar Türk çiftçisinin devletle alacağı var. Anayasal alacağı var dedik. Yapmadılar. Aile destek sigortasını bir an önce başlat. 1971'den beri ertelenen bir mesele dedik. Yapmadılar. Covid'le mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımız şehit sayılsın, görev şehidi sayılsın dedik. Yapmadılar. Apartman görevlileri, biz hepimiz evde Covid'den saklanırken bakkala gittiler, kasaba gittiler, her yere gittiler. Hayatlarını riske attılar. Apartman görevlilerimize hiç değilse bir asgari ücret, bir destek verelim dedik. Yapmadılar. Ne yaptılar? Toplumu bölmeye, toplumu kutuplaştırmaya, toplumu kamplaştırmaya ısrarla ve inatla devam ettiler. Değerli arkadaşlar, dün bize misafir geldi. AK Parti Grup Başkan Vekilleri sadece bize değil, İYİ Parti'ye ve HDP'ye de, HDP grubuna da ziyarette bulundular. Şu mantıkla gelmişler belli ki. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara mantığıyla gelmişler. Ve bizde olmayan, bizim evet diyemeyeceğimiz, sadece bizim değil,
eminim İyi Parti'nin ve HDP'nin de evet demesinin mümkün olmadığı bir teklifle bize geldiler. Bu teklif esasen siyasi ahlaktan da yoksun bir tekliftir. Bu teklifle toplumu bölme hırsı anlaşılıyor ki yargıyı ve adliyeyi ve baroları bölme noktasına evrilmiş görülüyor. Bu arkadaşların teklifinin özetini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar diyorlar ki, yani mealen biz bu barolardan rahatsızız diyorlar. Baro başkanları bizi rahatsız ediyor diyorlar. Tabii Erdoğan'ı eleştiren, ona boyun eğmeyen, ona karşı olan herkesten rahatsız oldukları gibi Erdoğan'a karşıtlık yapmamakla birlikte Türkiye'nin gerçeklerini dillendiren, demokrasimize kurulan bariyerleri kabul etmeyen baroları da bölmek, parçalamak istiyorlar. Teklifleri özetle şunu getiriyor değerli arkadaşlar. Diyor ki AK Parti, bir ilde 30'dan az olmamak kaydıyla ildeki toplam avukat sayısının %10'unu bulan baro kursun diyorlar. Ya da diyorlar, 2000 avukat olan bir ilde, en az 2000 avukat olan bir ilde 30 şartı kalkıyor doğal olarak zaten. %10'u yani 200'ü bulan her avukat grubu baro kursun. Ya da 5000 ve üstü avukat olan illerde, böyle 7 ilimiz var biliyorsunuz, Ankara, İstanbul, İzmir dahil, 2000 avukat bir araya geldiğinde baro kurulsun. Yani AK Parti diyor ki orta ölçekli illerde 2 baro olsun. Birisi AK baro olsun, diğeri ne barosu olursa olsun. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde de çok baro olsun. Yani orada herhalde Pelikan baro ayrı olacak, AK baro ayrı olacak. Efendim, TSE miydi onların var? SETA barosu ayrı olacak. Dolayısıyla bu teklifle İstanbul'da iyi organize edilirse 2000 avukat bir baro kurabildiğine göre İstanbul Barosu'nun da 50 bine yakın üyesi olduğuna göre herhalde 40 baro falan İstanbul'da, 40 oluyor mu? Yok. 25 baro İstanbul'da kurulabilsin. Yani memleketi düşürdükleri kaotik ortamın adliyelerde de oluşması için her şeyi yapıyorlar. Efendim, Barolar Birliği böyle olmaz. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den çok temsilci geliyor. Bunu böyle yapmayalım. Nasıl yapalım? Her barodan bir temsilci gelsin, delege gelsin Barolar Birliği Kongresi'ne, genel kuruluna. Veya hadi bir az diyorsanız, lütfediyorlar, her barodan 3+1. İstanbul Barosu'ndan da, İstanbul'la ilgili küçük bir ayrıntı var, onu söyleyeceğim. Artvin Barosu'ndan da 3 delege 1 başkan. İstanbul'un avukat sayısı 50 bin, Artvin Barosu'nun örneğin 120-130'dur. Şöyle yapalım. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde bu 3+1'in üstüne her 5000 avukata da ilave bir delege verelim. Lütfediyorlar. Böyle bir sistem kuralım. Mesele şu, Türkiye Barolar Birliği'ne hakim olmak istiyorlar. Barolara hakim olamadıkları baroları bölmek suretiyle barocuklar üreterek adliyeye fitne, ayrışma, nifak ve siyaset tohumu ekmek istiyorlar. Biz kendilerini dinledik ve bu teklifin, bu şekliyle gelen teklifin müzakereye açık bir halinin bile olmadığını kendilerine bildirdik. Bunlar gizli saklı işler değildir. Aracılığınızla bütün kamuoyuna da duyurmuş olalım. Dün yapılan teklif, bize ve diğer siyasi partilere yapılan teklifin üzerinde müzakere edilecek bir yanı dahi yoktur değerli arkadaşlar. Anayasanın 135. maddesi orada dururken bu teklifin bu şekilde getirilmesi bir klasik AK Parti ritüelidir. Anayasayı yerlere attık, üstünde tepinmeye devam ediyoruz yaklaşımıdır. Değerli arkadaşlar, dün Çağlayan Adliyesi'nde bir kere daha bir hukuk katliamına, hukuk garabetine, hukuk cinayetine tanık olduk. Tabiri caizse dün Çağlayan Adliyesi'nde üzülerek, utanarak söylüyorum, hukuk ifal edildi.
Dün Çağlayan Adliyesi'nde Barış Terkioğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'e 4 ay tutuklu cezaevine koyulduktan sonra, tutuklu kaldıktan sonra pardon deniverdi. Dün Çağlayan Adliyesi'nde 4 aydır tutuklu bulunan Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Pehlivan'a da belki size de Eylül'de pardon deriz kararı çıktı. Değerli arkadaşlar, bu bir burun sürtme politikasıdır. Bu devletin ceberrutlaşmasının cisimleşmiş halidir. Bu muhalefeti bastırma ve sindirme politikasıdır. Ama en çok da bu ayıptır, bu günahtır. Yargının bu kadar yerlerde sürünür hale gelmesi, yargının karar alırken Erdoğan ne düşünür acaba, bu karara nasıl tepki gösterir duygusuyla karar alıyor olması, Cumhuriyet tarihimiz için büyük bir utanç sayfasıdır. Bunun da kayıtlara geçmesini istiyorum. Arkadaşların yargılandığı dava Libya'daki görevlilerimizle ilgilidir. Dün söyledim, duymayan kulaklar için bir kere daha söylüyorum. Libya'da şehidimiz var diyen ilk Erdoğan'dır. Bununla beraber Libya'da Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olmayan unsurlarımız var diyen de ilk Erdoğan'dır. Yani Libya'da MİT görevlerimizin olduğunu, görev yaptığını kamuoyuna ifşa eden Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hal böyleyken bunu haber yapanların, üstelik de MİT kanununda MİT'i ifşa etmekle ilgili bir hüküm var ama bu arkadaşların casuslukla itham edilmesi yargının siyasetin sopası olduğunun açık bir göstergesidir. Bunun kabul edilmesi de sindirilmesi de mümkün değildir. Hep söylüyorum, bir kere daha söyleyeyim. Yargı kararlarının meşruiyeti kamu vicdanındaki karşılığıyla doğru orantılıdır. Bir mahkemenin kararı kamu vicdanında müsbet karşılık buluyorsa o karar meşrudur. Bir mahkemenin kararı kamu vicdanını incitiyorsa, nereye dayandırılırsa dayandırılsın, o karar gayrimeşrudur. Değerli arkadaşlar, unutulmamalıdır ki Türkiye'nin bütün adliyelerindeki, kasabadaki adliyeden Çağlayan Adliyesi'ne kadar, Türkiye'nin bütün adliyelerindeki hakimlere ve savcılara sesleniyorum. Unutmayın, bütün peygamberler adalet için gelmiştir. Unutmayın, adalet insanlığın ortak paydasıdır. Adalet dünyanın ortak paydasıdır. Dolayısıyla adalet Türkiye'nin de ortak paydasıdır. Ve bir nevi kutsalımızdır. Ama aldığınız bu kararlarla siz Türkiye'nin ortak paydasını yerle yeksan ettiniz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de üzülerek ifade etmem lazım ki an itibarıyla demokrasi yere düşmüştür. Hukuk ifal edilmiştir. Devlet çürümüştür. Millet perişan olmuştur. Türkiye'nin içinde bulunduğu hal budur. Ne gam? Demokrasi yere düşmüş, hukuk katledilmiş, millet perişan olmuş, devlet çürümüş. Önemli değil. Beyefendi postunda, damat bey hazinenin başında, keyifleri yerinde, millet ne hali varsa görsün. Yaklaşım ve mantık da budur. Erdoğan'a tekrar usanmadan ve bıkmadan bir çağrımı yinelemek istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seni eleştirenlere saygı göster. Sana karşı olanlara hoşgörüyle bak. Sana boyun eğmeyenleri anlayışla karşıla. Boyun eğmeyenleri anlayışla karşılamazsan, eleştirenlere saygıyla bakmazsan ve karşıtlarına hoşgörüyle bakmazsan, ülkenin huzuru olmaz, milletin ağzının tadı olmaz. Sen ülkenin cumhurbaşkanı olarak bununla görevlisin kardeşim. Ülkenin huzurunu bozmak cumhurbaşkanının en son yapacağı iş bile değildir. Ama inatla ve ısrarla kamplaşma, huzur bozma, kutuplaşma, ötekileştirme politikalarına ve kutuplaşarak gerilim siyasetiyle evdeki yüzdelliği tutma politikalarına ısrarla devam ediyor. Bu işin kazananı yok Erdoğan. Bu işin kaybedeni millet ama öncelikle de sensin, bunu unutma. Şimdi Covid'den konuştuk.
Değerli arkadaşlar, 65 yaşla ilgili bugün İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Dedi ki 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi olanlara yollar açık. Elbette 65 yaşı da izole etme konusunda zaten yeterince o kuşağa, o kesime bir haksızlık yapıldı. Büyük fedakarlığı yaptılar. Ama burada bir garabet var. Gerekçe şu, turizm sezonu açılmış, turizm amaçlı belgesi olanlar ilden ile koşabilecek. Bir hükümet, iki yaklaşım. Bir hükümetin bir yaklaşım olur. Sağlık Bakanı diyor ki, artış hızında düşme yok, tedbire devam diyor. İçişleri Bakanı diyor ki bugünkü genelgesinde, yayılma, bulaşma artış hızı düşüşe geçmiş. Bu sebeple turizm amaçlı seyahatlere 65 yaş üstü için izin verilmiştir. Değerli arkadaşlar, bunu şöyle yorumlamak mümkün. Benim annem babam Sinop'tu. Şimdi annem babam muayyen bir yaşta, Allah uzun ömür versin. Ankara'ya benim yanıma 3 gün kalmaya gelemiyorlar. Ama Ankara'da 5 yıldızlı bir otele rezervasyon yaptırırlarsa gelebiliyorlar. Bunun adı kepazeliktir. Bilime uymak lazım. Kimi sektörlerin taleplerine göre insanların, milletin hayatıyla da kumar oynamamak lazım. Türkiye'nin Erdoğan'ın vesayetinden kurtulacağı birçok alan var ama bilim kurulunu da Erdoğan'ın vesayetinden kurtarmak Türkiye'nin öncelikli işidir. Evet, çok teşekkürler. Soru? Evet. Evet, 3600'ün çıkmama sebebi devletin gereğinden fazla, israfın gereği olmaz ama aşırı israfından kaynaklı ekonomik darlığıdır, imkansızlığıdır öncelikle. Hep söyledik, biz bir israf önleme programı da açıkladık. Devletin israfı tümünü değil, şu anda sarayın ve devletin israfının %20'sini kesseniz hiç ilave kaynak olmadan 3600'ü karşılamak mümkün. Bunu söylüyorum. Mümtazer Türkönü meselesine gelince benim bildiğim kadarıyla danışman arkadaşlar burada, bu dava henüz Yargıtay'da. Doğru mu? Dolayısıyla daha Yargıtay'dayken Mümtazer Türkönü'nün cezası kesinleşmemişken Devlet Bey'in durumu yeniden değerlendirilsin açıklamalarını Cumhur İttifakı'nın ortağı sıfatıyla Yargıtay'a bir talimat olarak almak da mümkündür. Bunu doğru bulmayız. Öfkeyle ve aceleyle verilmiş çok sayıda yanlış karar olduğunu biliyoruz. Gerçekten 15 Temmuz sonrası yargının acele ve öfkeyle kimi yanlış kararlar verdiği bir gerçektir. Mümtazer Türkene bu kategorinin içinde midir değil midir ben onu bilmem. Ama birçok hükmün yeniden yargılanma noktasında değerlendirmesi bir zarurettir. Mümtazer Türkenen'in Yargıtay'daki dosyası sürerken, Yargıtay süreci devam ederken siyasetten böyle bir açıklama olsa olsa aba altından Yargıtay'a sopa göstermek olarak değerlendirilebilir. Evet, Güneş çok, çok teşekkürler. Bugün biraz kısa tutmaya çalıştık. Hadi, hoşça kalın.